Değerli arkadaşlar merhaba. Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Vural. İzmir Bergama ilçesinin Bozköy. Bozköy'ündeyiz arkadaşlar. Yaklaşık 1200-1250 civarında 3 yıldır budamasını yaptığım bir bahçeye geldik. Bu bahçede yaklaşık bir 20 tane de 20-25 civarı aşısız bir ağaç fark ettik. Tabii tarla sahibimiz yıllarca fark etmedi. Biz fark ettik. Bu yıl bir aşı yapmaya karar verdik bu bahçe ağaçlarda arkadaşlar. Nisan'ın ilk haftasında aşımızı gerçekleştirdik 20 ağacımıza. Ve çoğu da patladı arkadaşlar. Sadece kırmızı bir ceviz aşıladığım ağacımız daha uyanmadı. Onun dışındaki çetnolar uyandı. Biz ne yaptık arkadaşlar? Videomuz zaten var bundan 2 ay önce. Hep böyle çizikler attık acı suyunu atması için arkadaşlar. Aşı yapmadan 2 ay önce tepeleri kestik biz burada. Biraz suyunu akıttıktan bir hafta sonrasında aşımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 tane chetner aşıladık biz buraya 1,5 ay önce. Şu anda da kontrollere geldik ve aşılarımız patlamış arkadaşlar. Yaklaşık bir 25 santim ve her birin ucunda arkadaşlar meyvemiz mevcut. Tabii biz bu meyveleri koparacağız. Koparmazsak ne olur? Bunlar arkadaşlar sürgün gelişimimizi durdurur. Bundan biz yaklaşık bir 5 metre kadar büyümesini sağlayacağız arkadaşlar. Tabii Eylül gibi de bunun halini size paylaşacağım. Bir ay önceki halini paylaşmıştım aşılarken. Şimdi 30 santimlik bir sürgün gelişimde paylaştım. Eylül'de de 5 metre mesafedeki halini paylaşacağım. Ne yapacağız önümüzdeki yılki sezonda arkadaşlar bunda biz? Tamamen bu poşeti açacağız. Bakacağız ki 4 tane gövde. Neden 4 tane aşıladık? Diğer yaraları kapatması için, kalyus tabakasını kapatabilmesi için bunları burada gerek duyduk. Keseceğiz. Sadece bir tane bırakacağım. Ondan sonra poşetimizi de açacağız. Açmazsak ne olur arkadaşlar? Nemden dolayı o kalyus tabakasını arkadaşlar tamamen çürütmüş oluruz. Onun dışında sol tarafı da istersen farklı bir çeşit aşılarız arkadaşlar. Bu bize bir tane yeterli. Sol tarafı da kesebiliriz. Bakın bu tamamen meyvesi arkadaşlar. Meyvesi olduğu için bunları aşı yapma gereği duyduk. Chetner olan bir çeşide doğru yönelim arkadaşlar. Zaten meyvesini görürsünüz. Şöyle gelin arkadaşlar. Yani biz amaç meyveli çeşitler istiyoruz arkadaşlar. Buna bakın. Yani bunları biz delice diyoruz. Tabii tarla sahibimiz bizim İzmir'de olduğu için tarım dışı bir çiftçi olduğundan dolayı, üretici olduğundan dolayı biz ilgilenmeye çalışıyoruz. Hemen arkasındayız arkadaşlar. 750 ağaçlı bir bahçemiz daha var. Yaklaşık 200 metre ileride. Orada ne yaptık biz? 8'e 3 dikim yapıldığı için mecburen 10 yıl sonrasında onları biz söktük. Söktürdük 3 yıl önce. Yani bir fidan diker gibi diktik bahçe. Temin abimiz de, video çeken abimiz de gösterdik. O da bir misafir bizim. Ayrı bir yere ektik onları. Şu anda 3. yılda yani dikimden sonra yaklaşık kabakladık arkadaşlar biz yerden 1 metre üzerinde. Ondan sonra 2. yıl yani geçen sene çok fazla sürgünler verdi. Bu yılda 13 yaşındaki ağaçlara şekil verdik biz arkadaşlar. Ne yaptık? Bu yılda ürün alınacak o bahçede. Onun için bahçe tesis ederken ceviz bahçesi bilhassa iyi bir danışmana, iyi bir bilge insana ihtiyaç var arkadaşlar. Çünkü cevizin aşısı, cevizin budaması, zeytinin budaması ve iklim istekleri çok farklı. Biz zeytinde daha çok goble sistemi yapıyoruz arkadaşlar. Cevizde ise modifiye lider sistemi bir budama yapıyoruz. Zeytinde ilk 3 yılki budama farklıdır. Cevizde de ilk 5 yıl boyunca budama farklıdır. İlk 5 yıl budadıktan sonra arkadaşlar doğru bir şekilde 5 yıldan sonra da budamasak yeridir arkadaşlar. Zeytinde böyle bir şey yok. Zeytinde her yıl budaması arkadaşlar yapılmak zorunda. Bu bahçede ağaç başı geçen sene bir 35-40 kilogram meyve aldık arkadaşlar. Bu yıl biraz daha az. Diğer parçalarımızda geçen yıl verim düşükken bu yıl verim biraz daha iyi arkadaşlar. Gelelim aşımıza. Abi sormak istediğiniz bir şey var mı aşıyla alakalı? Yok hayır. Hiçbir şey yok. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar aşılarda acı suyunun kalyus tabakasına ulaşmaması. Eğer ki ulaşırsa herhangi bir şeyden dolayı kurma yapar. Bu bizim bir aylık bir gelişim. Belki çoğunuzun aşısı patlamamış olabilir arkadaşlar. Bizdeki şu anda 30 santim. Eylül ayında da bir 5 metre bekliyoruz arkadaşlar. Tabii bunlara artık kazık çakacağız. Size bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki siz kazık çaktığınız zaman
Yani kazıkla her 10 günde bir iple bağlarsanız arkadaşlar bizim aşımızı uzamayı durdurursunuz. Eğer 5 metre oldu artık uzama istemiyorum. Artık gövde kalınlaştı demek istiyorsanız eğer bizim o çakacağınız kazığa ip bağlıyoruz ya 10 santimde bir. Onu ipi çözerseniz ucu az bir şey yamulursa arkadaşlar artık şey olmazsa uzamaya vermezsek ucunu yamultur dışarı doğru verirsek uzama durur. Gövde kalınlaşması olur. Eğer ki ben burada kazık çakmazsam ne olur? Daha Mayıs ayında bu kadar uzadıysa ne olur? Aşağı doğru eğilir. Oval bir şey olur arkadaşlar. Hiçbir anlamı kalmaz. Bunun gibi olur aynı. Bunun gibi olur. Rüzgardan dolayı kırılır. Ama ben bunu bile kazığa çakarsam arkadaşlar boya doğru bir destek çubuğu olur ve uzar. Bununla ilgili bir sürü örnek bahçelerimiz var arkadaşlar. Bu videomuz da bu denli bir video olsun o zaman abim. Sorunuz yoksa kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşmek üzere.